Abdülkadir Selvi Enis Berberoğlu işi ne olacak? Anayasa Mahkemesi oy birliğiyle Enis Berberoğlu hakkında ikinci kez ihlal kararı verdi. Anayasa Mahkemesi 17 Eylül 2020 tarihinde de ihlal kararı vermiş ancak İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Anayasa Mahkemesi'nin kararını uygulamamıştı. Gerekçeli karara dikkat! O nedenle bu kez Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararının gerekçesinde Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının kesin olduğu ve yerel mahkemeler tarafından uygulanmasının zorunlu olduğuna güçlü bir vurgu yapılması bekleniyor. Enis Berberoğlu'nun avukatı Yiğit Acarla konuştum. Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararından sonra İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nden öncelikli olarak dosyanın durdurulma kararı verilmesini beklediklerini söyledi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi yine kararında ısrar edebilir. Az bir ihtimal ama o takdirde tekrar başa dönmüş olunacak. Berberoğlu'nun milletvekilliği ya da bu kez İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Anayasa Mahkemesi'nin hak ilali kararı doğrultusunda yeniden yargılama sürecini başlatacak. Bu aşamada yeniden yargılama ve milletvekilliğinin iadesi için dosyanın durdurulması kararı istenecek. Madde madde. Hukuku ayrıntılara girmeden anlatacak olursak, 4 Haziran 2020 tarihinde Enis Berberoğlu ile ilgili karar mecliste okunarak milletvekilliği düşürüldü. Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararından sonra usulde paralellik ilkesi gereğince mecliste Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğinin iadesine ilişkin kararın okunması istenecek. Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanması için yeniden milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması için karma komisyon kurulabilir. Berber dokunulmazlığı kaldırıldığı takdirde yeniden yargılama başlar ya da Enis Berber olurun dokunulmazlığının kaldırılması dönem soruna bırakılır. Anayasa Mahkemesi'nin kararından sonra gözler İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz ve Meclis Başkanı Mustafa Şentoba çevrildi. Erdoğan'a Ayasofya tebriği. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya'yı cami olarak ibadete açma kararıyla İslam dünyasının gönlünü fethetti. Erdoğan'ın cumartesi günü ziyaret ettiği Nedim Urhan Hoca Efendi de Ayasofya kararından dolayı teşekkür ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a her Müslümana nasip olmayacak şey size nasip oldu. Allah razı olsun. Bunun kıymetini bilin diyor. Erdoğan yıllar sonra Milli Görüş'ün etkili isimlerinden Oğuzhan Asiltürk'ü ziyaret etmişti. O ziyaretin altyapısını oluşturan konulardan biri de Ayasofya kararı. Ayasofya açılınca Oğuzhan Asiltürk Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayıp tebrik ediyor. Ardından da Erdoğan Asil Türkü ziyarete gidiyor. Erdoğan'ın Nedim Urhan Hoca Efendi'yi ziyaretine dönecek olursak, Erdoğan Türkiye'deki en değerli el yazması Kur'an-ı Kerimler arasında bulunan Şeyh Hamdullah'ın 500 yıl önce yazdığı Musafı Şerif'in tıpkı basımı olan Kur'an-ı Kerim'i hediye etmiş. Nedim Urhan Hoca Efendi'nin misafirlerine Türk kahvesi ikram etme gibi bir geleneği varmış. Erdoğan bunu bildiği için olsa gerek, "Ne içersiniz?" diye sorulduğunda 40 yıl hatırı olur kahve içelim demiş. Cumhurbaşkanı sade kahve içiyormuş. Bir saat süren sohbet sırasında Erdoğan, Hoca Efendi'nin sağlık sorunuyla yakından ilgilenmiş. Özel doktoruna talimatlar vermiş. Mehmet Urhan Hoca Efendi kendisini temel İslami ilimlerde talebe yetiştirmeye adamış. Milli görüş üzerinde de ciddi bir ağırlığı olduğu söyleniyor. Asil Asiltürk ve Temel Karamolluoğlu zaman zaman kendisini ziyaret ediyorlarmış. Çelebi ve Şenatalardan 10 Aralık itirazı. CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy'un yayınladıkları mektupta kurultayın ikinci cumhuriyetçilerin oy alanı haline getirdiği eleştirisi yapıldıktan sonra 29 Ekim ruhu 10 Aralık hareketinin hedefi haline getirilmiştir deniliyordu. Ayrıca 10 Aralık hareketinin bir dönemler CHP'nin kapatılıp vakfa dönüştürülmesini savunduğu ifadesi yer alıyordu. Bunun üzerine 10 Aralık hareketinin sözcülerinden Süleyman Çelebi ve Burhan Şenatalar aradılar. Süleyman Çelebi, birileri siyasi manevra yapmak istiyorsa bunun yolu 10 Aralık hareketinden geçmez sözleriyle Çelebi ve Aksoy'a bir göndermede bulundu. Biz DSP'nin de, SHP'nin de, ÖDP'nin de içinde yer alacağı, CHP'nin de gerçek sosyal demokrat çizgide olacağı bir hatta solda bütünleşmeyi savunduk dedi. Şenatalarla Atalar'la Çelebi'nin 10 Aralık Hareketi'ne ilişkin açıklamalarını ise ortak bir metin halinde topladım. 10 Aralık Hareketi, 10 Aralık 2005'te kurulmuş ve 2011'de çalışmalarına son vermiştir. Bu hareketin yazılı metinlerde ve sözcülerinin hiçbir konuşmasında CHP'nin kapatılması ve bir vakfa dönüştürülmesi gibi bir ifade kullanılmamıştır. Bu iddia bir şehir efsanesidir. 10 Aralık Hareketi hiçbir zaman ikinci cumhuriyetçi çizgiye yakın olmamıştır. CHP'nin 10 Aralıkçı çizgiye çekildiği iddiasının da hiçbir dayanağı ve kanıtı yoktur. CHP'nin çizgisini kendi karar organları, yöneticileri ve üyeleri belirler. 29 Ekim 1923 bizim tarihimizin hiç tartışmasız en önemli, en şanlı sayfasıdır. 10 Aralık 1948 ise insan hakları evrensel bildirgesinin kabul edildiği tarihtir. Dolayısıyla 29 Ekim ve 10 Aralık tarihleri birbirine rakip değildir rakip gösterme çabaları da gereksiz ve geçersizdir. 10 Aralık hareketiyle ilgili geniş bir arşiv taraması yaptım. Barış Doster başta olmak üzere Kuvayi Milliyeci kalemlerin 10 Aralık hareketini CHP kapatılsın, vakıf olsun dedikleri ya da Atatürk'ün de eleştirilebilir olduğu yönündeki sarf ettikleri sözler nedeniyle ağır bir şekilde eleştirildiklerini gördüm. Bu tartışmaya girmeye hiç niyetim yok. O yüzden Çelebi ve Şen Atalar'ın açıklamasını paylaşmakla yetiniyorum. Çelebi Genel Başkan'a saygım sonsuz. Mehmet Ali Çelebi ve Hüseyin Avni Aksoy'un mektubunun sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkana mektup yazılmaz diye yanıt vermişti. Parti sözcüsü Faik Öztrak genel merkezimizin milletvekilleriyle mektuplaşarak haberleşme gibi bir geleneği yok diye açıklama yapmıştı. Kılıçdaroğlu ve Öztrak'ın açıklamaları üzerine konuştuğumuz Mehmet Ali Çelebi ise biz mektup arkadaşı aramıyoruz diye yanıt vermişti. Çelebi bu sözlerinin hedefinin Kılıçdaroğlu olmadığını Genel Başkana saygılarının sonsuz olduğunu ifade etti. Sözlerinin parti sözcüsü Östra'ya yanıt olarak düşünebileceğini belirtti. Paylaşmak istedim.